Merhaba, Redmi Note 9 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz kısa süre önce size Redmi Note 9'un incelemesini sunmuştuk. Oldukça hoşumuza giden bir telefondu. Pro ise Pro takısından da anlayacağınız üzere Note 9'a kıyasla biraz daha gelişmiş özellikler sunabilen bir telefon. Şimdi ürünün detayları ve deneyimlerimizi sizlerle paylaşmak için incelememize başlayalım. Redmi Note 9 Pro ilk bakışta yumuşak hatları, şık tasarımı ve büyük ekranıyla dikkatinizi rahatlıkla çekebilecek bir telefon. Ürünün 3 farklı renk seçeneği bulunuyor. Buzun beyazı, yıldızlar arası grisi ve tropikal yeşili. Bize test için tropikal yeşili modeli geldi. Tasarım hatlarına baktığımızda Note 9'a kıyasla tabii ki bazı değişiklikler var. Öncelikle arka yüze yine parlak ancak keskin renk geçişleri bulunmakta. Öte yandan dörtlü kamera sistemi yine dışarıya doğru çıkık tasarlanmış ancak bu kez alt kısımda parmak izi okuyucu sensörü yer almıyor. Neden? Çünkü bunu sağ yan taraftaki güç tuşuna entegre etmişler. Yine ön tarafa baktığımızda bu kez kamera halkasının üst orta kısımda konumlandırıldığını görüyoruz. Tabii ki bu ürünümüzde de 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Type-C bağlantı noktası ve bir de hoparlör ızgarası alt kısımda. Hoparlör kalitesi tıpkı Note 9'da olduğu gibi çok da yüksek değil. Kutudan kulaklık çıkmadığını belirtelim. Ek olarak bu şık tasarımı daha sağlam bir şekilde kullanabilmeniz için kutudan şeffaf koruyucu kılıf çıktığını da ekleyelim. Telefonumuz 6.67 inç değerde LCD ekrana sahip. Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekranda Corning Gorilla Glass 5 korumasına yer verilmiş. Parlaklık düzeyi gayet yeterli ki özellikle iç mekan kullanımlarında gerçekten güzel bir deneyimi var. Dış mekan kullanımlarında da çoğunlukla ideal bir performansla karşılaştığımızı söylememiz lazım. Tabii ki bu tip büyük bir ekranda bir şeyler izlemek, oynamak ve okumak gerçekten keyifli ki bunu zaten büyük ekrana sahip hemen her telefon için söylüyoruz. Uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin mavi ışıklardan korunması adına göz konforu modu da yine telefonda sizlere sunulmuş. Telefonumuz Snapdragon 720G chipseti ile geliyor. 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama gibi dikkat çekici teknik detaylar var. İstenirse micro SD kartta takılabiliyor. Bunun yanında işletim sistemi olarak da güncel Android 10 tercih edilmiş. Arayüz kullanımı gerçekten kolay ve akıcılık da genel performans olarak gayet başarılı. Daha evvel bir Redmi telefon kullanmamış olsanız dahi birkaç dakika içerisinde alışmanız gerçekten mümkün ve dediğimiz gibi performansı sizi memnun edecektir. Yaptığımız denemelerde son dönemin popüler online oyunlarından Call of Duty Mobile'ı iyi grafik düzeyinde ve akıcı bir performansla rahatlıkla oynamayı başarabildik ki online oyunlardan daha doğrusu mobil platformlarda oyun oynamaktan hoşlanan oyuncular için bu güzel bir haber. Kamera tarafına geldiğimizde arka tarafta dörtlü kamera sisteminin olduğunu görüyoruz. Yapay zeka destekli bu sistemin en dikkat çekici üyesi 64 megapiksel değerdeki ana kamera. F1.89 açıklık değeri bulunan kamera gerçekten net detaylar sunabiliyor ki özellikle gece modunda pek çok rakibine kıyasla daha net ve daha canlı renklerle sunulmuş çekimler yakalayabiliyor. Ek olarak 8 megapiksellik ultra geniş açılı kamera her zaman dediğimiz gibi ufak alanlarda daha fazla detayı tek kareye sığdırabilmek,
kalabalık fotoğraflar ve aynı zamanda manzara çekimleri için ideal. 5 megapiksellik makro çekim kamerası da gerçekten başarılı. Ek olarak 5 megapiksellik bokeh kamera sayesinde de net portreler, arkada flu detaylar mümkün oluyor. Video tarafına baktığımızda ağır çekim modumuz var. 1080p 60 fps çekim yapabiliyoruz. 4K tarafında da 30 fps sunulmuş. Bunları da belirtelim. Ön tarafa geldiğimizde ise Redmi burada Slowfi, yani yavaş selfie özelliğini de sunmuş bir kısa video olarak, yani ağır çekimde selfie videonuzu çekip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarınızda takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Ek olarak hem görüntülü görüşmeler hem de detaylı bokeh çekimler için de güzel detaylar sunabildiğini belirtmemiz lazım. NFC, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi AC gibi kablosuz teknolojilere destek veren üründe 5020 mAh pil var ve bu pil 30 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ürün tek şarj ile bir günü rahat şekilde çıkarmanıza imkan sunuyor ki eğer güç tasarruf modunu aktifleştirmiş, video ve oyun oynama gibi detaylarla da pek ilgilenmemişseniz tek şarj ile 2 günü de görmeniz mümkün oluyor. Bu detayların yanında firmanın da sunduğu bazı detaylar var. Örneğin tam şarj ile 33 saate kadar arama yapabilir ya da 10 saat üzeri oyun deneyimi yaşayabilir ya da yaklaşık 150 saatlik müzik deneyimi yaşayabilirsiniz. Toparlamak gerekirse Redmi Note 9 Pro güzel tasarımı, büyük ekranı ve dörtlü kamera sistemiyle pek çok teknoloji severin dikkatini rahatlıkla çekecektir.